Efendim? Serdar Tarsan diye biri geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Diye biri geldi. Öyle mi durum? Odama al hemen. Çabuk. Dünkü olaydan sonra bir daha görüşeceğimizi sanmıyordum Serdar Bey. Ya evet, dün öfkelendim. Yani kız arkadaşın da bayağı bir ileri gitti, onu da söyleyeyim. Ama şirketini inceleyince ve dün akşam masayı terk edişini de düşününce... senin o videodaki gibi bir adam olmadığını anladım. Ve reklam anlaşmasını imzalamaya karar verdim. Kusura bakmayın ama ben pek anlayamadım Serdar Bey. Masayı terk edişimde kararınızın bilgisini yani. Sen yüreklisin Bora, cesur bir adamsın. Ada da içi dışı bir kız. Yani her ne kadar birbirinize çok zıt görünseniz de... biz sizi birbirinize çok yakıştırdık Sude ile, söyleyeyim. Bunu bizim için Ada'ya verir misin Bora? Karamelli. Madem dürüstlükten bahsediyoruz Serdar Bey, Ada benim kız arkadaşım değil. Asistanım. Bakın, dünkü yemeğe ortağım Tuşe ile gelecektim. Eğer gecikmeseydi. Ama o gecikince asistanım Ada'yı size kız arkadaşım olarak tanıştırmak zorunda kaldım. Hala yeterince dürüst olduğumu düşünüyor musunuz? Asistanın küçük düşmesin diye kalktın o masadan, öyle mi? Oysa ben senin ondan hoşlandığına yemin edebilirdim, biliyor musun? Öyle bir şey yok. Olamazdı Serdar Bey. Ada benim asistanım. Asistanımdı. Yani. Çünkü olaydan sonra işine son vermek zorunda kaldım. Şimdi Bora, biz seninle bu anlaşmayı imzalayacağız. Ve bu anlaşmanın tek kaybeden tarafı Ada olacak, öyle mi? Üstelik seni o gece canhıraş bir şekilde savunmuşken. Yazık. Yani üzüldüm doğrusu. Ama son karar senin elbette. Ada! 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 Aa! Niye telefonunu duymuyorsun? Bora Bey, siz ne işiniz var burada? Burada soruları ben sorarım, tamam mı? Aşağı gel, gidiyoruz çabuk. Siz beni kovmadınız mı az önce? Vazgeçtim. Vazgeçtiniz, öyle mi? Neden? İnmiyor musun? İnmiyorum. İnmiyor musun? İnmiyorum Bora Bey, siz beni kovdunuz. Peki, o zaman ben geliyorum. Aa, hayır, hayır, hayır. Eniştem evde. Eniştem güreşçi. Sizi parça pinçik eder Bora Bey, sakın. Çok korktum. Göreceğiz. Hayır, hayır. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bu ne zorbalık? Hani tecavüz? Aa, ayakkabı. Seni çağırıyorum, niye inmiyorsun aşağıya? Neden gelmiyorsun? Hadi gidiyoruz çabuk. Neden geleyim? Çünkü senin suçun değil de. Ne benim suçum değil? Bütün bu olanlar, tamam mı? Ya ben sizin için beceriksizin, şantajcının teki değil miyim? Siz zaten tehdit ederek girdim işe. Kovdunuz, rahatladınız işte, rahat edin. Siz yolunuza, ben yoluma. Hadi gidiyoruz, görüşürüz. Çünkü iyi, dürüst bir asistana ihtiyacım var, tamam mı? İyi, dürüst bir asistana ihtiyacınız var. Evet, sana ihtiyacım var.
Bana ihtiyacınız var. Bin defa söyletme Ada, evet. Neden? 3 gün sonra kapının önüne koyun diye mi beni? Gelmiyorum. Ben sizin oyuncağınız değilim, hadi. Sana kovmaktan vazgeçtiğimi söyledim ama inmedin. Tamam mı? Senin suçun değil de o yüzden şirkete geri dönüyorsun. Gitmiyorsun. Benimle geliyorsun, hadi. Gelmiyorum. Geliyorsun. Gelmiyorum. Geliyorsun. Sağlıklı geliyorum. Geliyorum. Ya bak. Bana bak. Buradan buldum. Bak. Buradan buldum. Sorma, ben neyi buldum? Al. Bana doğru söyle. Daha ne kadar oldu şunun şurasında gelelim. Komşu. Sen bana sabah uzun uzun diye laf sokuyordun. Sen buldun. Bilinç mi? Bilinç mi buldun? Hayır öyle bir şey yapmadım. Bana bak. Gelirsin bana. Çabuk adını söyleyeceksin bana. Bir dakika. Bir dakika. Aa bir dakika. Aa şunu tut bakayım bir dakika. Şunu bir tut. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Geleceğim. Sakin sakin konuşacağız. Tamam mı Nergis? Bak, ben sana göstereceğim sakinleşmeyi. Biliyorsun. Hiçbir şey yok. Ulan ırz düşmanı. Senin ne işin var lan burada? Enişte. Sensin ırz düşmanı. Ne be? Ana, abla, kız ne oluyor abla? Ana, Burak Bey. Yiyeceğim ulan seni. Yiyeceğim ulan seni. Ben seni yiyeceğim. Ben seni. Sen önce yaptığın hırsları bir anlat. Ayakkabını giyer misin lütfen? Çabuk, hadi. Küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Biz aramızda hallettik zaten. Biz de gidiyorduk. Seninle işim bitmedi. Can... Bittin. Bittin sen aslan, bittin. Kim o kadın diyorum? Kim o çıkma diyorum? Allah! Senden korkulur biliyor musun? Yani masanın sonunda patron odasını aldırdım. O geri zekalı kız sayesinde. Dün nasıl patladı ama? Değil mi? Hak ettiğini yaşadım. Seni hiç özlemeyeceğiz 27. Bora, hoş geldin. Masamı senin odana aldırdım. Sorun olmaz herhalde. Bravo Tuğçe. Çok iyi fikir. Adaya da bir masa lazımdı. Çok iyi oldu. Neydi bu şimdi? Neydi bu rüzgar? Hiçbir şey anlamadım. Sultanım. Sus Evren, sus. Tek kelime bile etme bana. Alo. Efendim prenses. Ama hiç unutur muyum? Bir saniye çıkıyorum şimdi. Tamam. Ada ablan... Ada ablan eve gidecek şimdi bir tanem. Tamam. Tamam prenses, tamam tamam söyleyeceğim söz. Hadi. Hadi gelince görüşürüz, öpüyorum çok. Görüşürüz, hadi bay bay. Ada. Bugün Elif'in doğum günü. Ada ablam da gelsin diyor. Eğer sen gelmezsen bunları üflemeyecekmişim artık. Sözleşmendeki esnek çalışma saatlerinden bahsetmeme gerek yok sana. Çok konuşmak yok. Gelirim. İçki de yok. Gelirim dedin ya. Gelirim. Ama sözleşmede yazdığı için değil. Elif mutlu olacaksa gelirim. Seçer.